Herkese merhabalar, Gökhan Ne Yapıyorsun kanalının ilk kutu açılış videosuna hoş geldiniz. Önümde Dyson V11 Absolute Extra. Yanlış söylemedim değil mi Erçin? Doğru. Saat yaklaşık 9, kargocu şimdi getirdi. Ben bunu videosunu daha sonra çekelim dedim ama Merviş buna izin verir mi vermez. Hadi hemen açıyoruz deyince ben de hadi hemen video çekiyoruz o zaman dedim. Kutumuz önümde, benim karımın aşkımın hediyesi geldi. Teşekkür ederim. Şuradan ilk kutusundan çıkaralım. Bir gül cemalini görelim. Bunu attım, gitti. Nasıl olsa oraları süpürecek bu şimdi. Şöyle bir gösterelim. Gözüküyor mu güzel? Evet. Hadi bakalım, şimdi neresinden açıyormuşuz bunu? Şuradan sanki açılacakmış gibi duruyor. Dikkatli açalım, olur mu? Arka taraftan. Yavaş, sakin olalım. Korkma, korkma. Emin ellerdesin, profesyonel ellerdesin. Ben hemen bir bıçak alıp geliyorum. Çok büyük bir kutu da değil, değil mi? Aynen, çok büyük bir kutu değil. Şurada bantları var, bantlarını bir keseyim. Biraz öne çekebilirsin. Hı? Kendine çekebilirsin. Aa, burada da bant varmış. Bakınız buradan neler çıktı. Kutu içinde kutu. Evet. Şunu da açalım birazcık. Çok şık bir paketleme var. Bir kere onu söylemem lazım. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Güvenilir. Şöyle göstereyim. Güzel bir paketlemesi var. Tabii şimdi o kadar... Bunu buradan çıkardım. Bundan... Olacak. Bunu şimdi kenara mı koyuyorum? Bunlar ne acaba? Açabilirsin kutuları. Onlar sanırım parçaları. Hepsini yani... açacağız zaten. Aynen herhalde. Hepsini aç. Ön tarafa koyalım. Kutu içinden çıkan parçalar olması lazım. Hani. Bu arada biz ilk defa Dyson kullanıyoruz. Xiaomi Mod Pro. Vakum Mod Pro'muz vardı. Onu da attım. Şöyle güzel güzel uçları varmış. O şey işte hani bak orası keskin. Uca öne itersen gri yerden bir dene. Bu çıkıyor mu acaba? Hayır. Hayır. Ha şunu yukarı, ittiriyor. Yukarı tamam. Gidiyor. Bu sayede hani aynen. Toz alabiliyorsun. Tamam, böyle bir uç. O da halı şey koltuk kenarlarına hani. Bu çok güzel araba içinmiş gibi durmuyor mu? Ben bunu arada uçurup bir araba partisi yapabilirim onunla beraber arabayı temizlemek için. Tamam, onları kullanırız. Biliyorum. Uçları biraz... Ben aslında araba için aldım da. Uçları biraz öne koyar mısın? O da şarj... Gözükmüyor mu bunda? Görünüyor. Şey, duvara aparat şarj etmesi için duvar aparatı diyelim ona. Duvar. Tamam, asılacak. Şuraya vidalarını koymuşlar aynen. Herhalde. Bunu da buraya koydum. Duvara monte edildi. Buradan kullanım kılavuzu muhtemelen. Bu kutuyu da fırlattım gitti. Burada neler varmış? Bu duvara nasıl asacağımızla alakalı olan kısmı. Onu da tek tek anlatmışlar. Herkesin söylediğine göre Türkçe kullanımı yokmuş galiba. Hemen bakalım. Neyse öyle bir sıkıntımız yok. Şuradan başlıyoruz. İngilizce illa vardır herhalde. İngilizcesi olması yeterli ancak yine de var mı bakalım. Yalnız Brezilyaca'dan, Çekçe'ye, Türkçe. Almanca, Danca, Estonca, Fince, Fransızca, Yunanca. Neyse. Rusça, Tahice mi bu ne ya? Türkçe. Var mıymış? Evet var. Süper. Bu şarj istasyonunun kurulumu için bir Türkçe'de şey koymuşlar. Şarj istasyonu montajı şeklinde bunu da güzelce anlatmışlar. Evet. Onu da bunlarla beraber ilgili olacağı için onların yanına koyayım. Esas onun kitapçığı burada. Bu kitapçıkta sanırım yok. Neyse sorun değil, bulacağız. Bu kadar kitap okumayıp üniversite bitiren var. Acaba Türkçesi var mı bunun içinde de? Ne yapıyoruz? Her Türk gibi bunu okumuyoruz. Kenara koyuyoruz. Geldik. O borusu herhalde. Evet. Dikkat edelim sana açarken. Kırtasiyeden hediyelik şey almışım gibi hissettim kendimi. Onu da fırlattım.
Rengi de çok güzelmiş. Evet. Orada da mark şeyi yazıyor galiba. Dyson V11 Absolut Extra. Şurada. Gösterebiliyor muyum? Evet. Bakıyorum. Aynen. Onu da böyle koydum. Sen böyle gel. Bunu da böyle koyalım. Şimdilik nereden devam etsem? Şuradan bir şey çıktı. Şimdi uçlar çıkmaya başlıyor sanırım. Yalnız mavisinin rengi ya da morunun rengi çok güzelmiş. Bu şey, özellikle silme ucu diye geçiyor sanırım. Özellikle parke yüzeylerde çizmeyi önlemek için hani bu daha rahatmış sanırım. Daha çok güzel duruyor. Hassas. Hani halı yüzeyde değil de. Bunu buraya takayım mı şimdi? Yok yok, onu takma. Onu muhtemelen kullanmayacağız şu an. Halı var çünkü. Hmm. Sadece parke yüzeylerde hani çizmeyi tamam. Önlüyormuş. Bu kutuyu da attım gitti. Geldik burada. Sanki Robocop'un kolu gibi duran bu ana uç herhalde. Bir şey var. Evet. Bunu merakla açıyorum. Evet, ana uç. Dizaynı zaten ben çok böyle teknolojik bir aletim diye bağırıyor dizayn olarak. Hı-hı. Bunu da attık gitti. Bu asıl uç. Bir artısı eksisi varmış burada, bu neyse. Şey, öğreneceğiz zamanla. Bu ana uç, bu da mesela şeymiş, akıllı bir uç. Diyelim halıyı süpürüyorsun, halıdan parkeye geçince o çekiş gücünü falan kendisi ayarlıyormuş otomatikman. Aferin, ayarlı öyle ve şeyleri. Ve kenarında da bir işaret olması lazım. Bir şey sıkışırsa falan onu çevirip şuradan herhalde oradan açıp boşaltabiliyor musun? Bu niye boş kutu çıktı? Herhalde şeyin içine şey kaldı, onu da attık. Dolu bir şey atma da. Bu boş. Bunu da attık. Geldik buna. Muhtemelen şarj adaptörü. Adaptör gibi duruyor. Ha, bu taraftan açılıyormuş. O neymiş? Acaba ha, o neymiş? Şey. Şimdi boruya takıyorsun. Borunun ucuna takıyorsun mesela. Ekstra diyelim şu halın şey koltuğun kenarını ekstra ucu yanına alabilmek için. Ama bu buraya takılacak bir şeymiş gibi değil. Burada nasıl geçecek? Esniyordur o. Tamam, sonra deneriz onu. Bunlar buradan çıkıyor. Hı hı. Normaldeki şeyler gibi duruyor. Hani üzerine kablo sarma aparatları ya da eski elektrik tipi elektrik süpürgelerinde dediğin gibi yedek ucu buraya takmak için vesaire. Ona benzettim ben de. Gibi duruyor. Bunu da attık gitti. Attık. Bunu da attık ama o biraz ağır geldi atarken. Var mı onun içinde bir şey? Yok. Yokmuş, karton abi. O zaman attık gitti. Esas ama makineye gelmeden önce burada bir şeyler var. Adaptör olabilir. Adaptör hala çıkmaz. Hadi ya. Lan başka bir uç çıktı. Başka bir uç olabilir. Bu yırtıldı ama ya. Şey, bu da sanırım hani bu perdeleri, özellikle storeları falan süpürmede rahatlık sağlayan, evet, özellikle store perdeleri tozunu almak için, temizleyebilmek için öyle bir uç var, aynı. Onu da buraya koydum. Hı hı. Onun da kutusunu attım gitti. Bunun içinden ne çıktı? Artık adaptör. Sonunda adaptör çıktı. Şarj adaptörü. İnce uçlu çıktı. Şarj adaptörü. Evet. Tamamdır. Bunun çok bir şeyi yokmuş. Çok standart bir adaptör. Bunun içinde başka bir şey yok. Bu da bitti. Şurada bir şey daha var. Başka uçlar çıktı. Fazlaca uç. Bu da hassas toz alabilme, hani toz alma ucu. Tozları da Dyson alacak artık herhalde ya. Bir sürü uç. Yerleri şey olmuş süpürsün. O da arabayı süpürebileceğin. özellikle yüksek çekişte sanırım bu. Alan daha dar diye mi? Aynen, dar alanda ve şey, genelde arabada gördüm onu, araba resimlerinde gördüm. Ne şöyle yapıyormuş? Göstereyim. Arabayı bunda
Aynen. Bunun küçüğü gibi duruyor zaten. Aynen. Yarı yarıya. Tam aynen. Yarısı kadar. Muhakkak bilmediğimiz bir şeyler vardır ama öğreneceğiz onları da. Daha ilk defa kullanıyorsunuz. Tamam, ben her şey okuyayım. Yoksa ana başka bir şey kalmadı. Aynen. Önce çıkar ucundaki kartonu. Sen de biraz geri gel bakalım. Şunu kapatalım. Şimdi şu alttaki bataryası, pili. Bu V11'in diğerlerinden farkı pili çıkarabiliyor olmamız. İstersek hani yedek pil alıp biri şarjdayken diğerini de kullanabiliriz. Diğerlerinde pil çıkmıyormuş. Bundaki büyük kolaylık oymuş. Ayşegül, biz bununla başka videomu çeksek baksana silah gibi duruyor böyle. Aa! ve çalışma sistemi de o bastığın tuşla oluyor. Yani sen çok ekstrem bir şey yok. Basınca çalışıyor direkt. Onu kurdum, bunu indirdim. Yok aynen, yok yani. Aynen. Xiaomi onun kutu açılış videosunu çekememiştik. Kanal çok daha yeniydi o zamanlar. Vokumo Pro için. Ancak bununkini çekerken Xiaomi'de çok fazla çünkü kurulumu vardı. Aynen. İnternete ayrı tanıt vesaire. Bunu al kullan tarzı. Bilgisayarlarda çok geçerdi o tak kullan tarzı derlerdi. Bu da al kullan tarzı. Direkt açıyorsun, kullanıyorsun. Araya giriyorum, çok ağır diyorlar. Doğru mu? Yani benim test etmem başka, senin test etmen başka. Bence hiç ağır bir şey değil. Sen de bir yok, gerek yok. Sonra test edeceğim şey zaten. Şu an söylemek istediğim hani basıyorum da çalışıyor diye bir şey yok. Sen bastığın sürece çalışacakmış. Bu da şarjdan hani şarjı boşa yemesin diyeymiş sanırım. Şu arkadaki mor şey HEPA filtresi. O çevirip çıkarıyorsun ve yıkanabiliyormuş. Bunu takayım mı şimdi? Yok şu an. Niye ya? Oradan mı takıyormuş? O ters bence. Oradan değil, diğer taraftan. Oradan da değil. Neyse biz bunu bir çalışalım. Dur. Heh, taktın. Tamam. Şimdi hangi ucu takayım? Şunu da takayım. Takacaksın. Uçlar tekrar söyleyelim. Şu an taktığı uç zaten muhtemelen düzenli kullanacağım uç. Diğer yanındaki hassas yüzeyler, özellikle parkelerin çizilmemesi için. Ben şöyle durayım da bunu bir kapak resmi olarak da kullanırım şeye. Bir basıyorum sesini de duymak için. Hazır mıyız? Sanırım şarjı şu an nasıl gösteriyor? Bir dakika, daha başlamadın. Daha açmadın sen makineyi, kapat. Orta seviyede. Bastın mı oraya? Onu da bir göster bize. Burası English diyor. Yanaş biraz. Burada şey tarzı. Aynen, bir de onu açmamız gerekiyor. Şurada şey var. Sen şu an açtın. Buna uzun basarsak. Şimdi sadece İngilizce dili. Dil İngilizce oldu. Daha açmadın. Yine açacağız. Evet, önce bir full şarj edin, daha sonra kullanın diyor. İlk kullanımdan önce full şarj aynen, edin diyor. Aynen, şu an şarj edeceğiz. Şu an hiç çalıştırma sen. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şuradan Dyson'ın pratik olmasının okuduğum bir diğer özelliği. Şimdi tozlar şuraya dolacak. Boşaltım içinde şunu sadece iteceğiz. Boruyu çıkardıktan sonra şunu iteceğiz. Direkt poşetin içine hepsi dökülecek. O pratikliği çok övüyorlar da. Boşaltımı kolay şimdilik diye. Şimdilik bizden bu kadar. Evet, ben hemen bir sistem. Sorularınız olursa bizim sonraki deneyimlerimiz için aşağıya yazarsınız yorumlar kısmına. Tabii. Biz de deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşmaktan mutlu oluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Gördüğünüz gibi sadece şarjı takacağız, sonrasında çalıştıracağız. İlk kutu açılış videomuz burada sona eriyor. Sonraki videolarda görüşürüz.